Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulduğu 2010 yılından bugüne hızla gelişen, büyüyen, ülke içinde ve dışında iftiharla bahsedilen başarılara imza atan üniversiteyi yakından takip ettiklerini belirtti. Ziraat Bankamızın desteğiyle tamamlanan kütüphanemizin merkezi derslik binasının üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle gerek Ziraat Bankamızın genel müdürü, yönetim kuruluna, hepsine milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Temelini de bizzat attığımız bu eserin açılışını yapmayı nasip ettiği için Rabbime hamd ediyorum. Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3000 kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğüyle ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Biliyorsunuz halihazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan, hedef 5 milyon ciltlik kitap kapasitesine sahip millet kütüphanesidir. Burasının da millet kütüphanesi gibi haftanın her günü 24 saat açık olacağını, kullanıcılara her türlü imkanın sağlanacağını, ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duydum. Hocam, öğrencilerden ücret falan almıyoruz değil mi? Çay, kek, hepsi ücretsiz. Tamam. İstanbul'da Rami Kışlası'nı bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor. Çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin hizmete sunduğu millet kütüphaneleri de kendi muhitlerinde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık. Böylece kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını da kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık. İnşallah yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız. Tabii hedef, az önce hocam Aşır-ı Şerif'i okurken Tamul Misk diyeceğimiz yere geldi. Orada da İkra Bismi Rabbikellezî halak. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. İnşallah Medeniyet Üniversitemizdeki gençlik bizleri yaradan Rabbimizin adıyla okuyor ve okumaya da inanıyorum ki devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kahraman Mehmetçiğin Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristleri etkisiz hale getirdiği belirtildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinde arama tarama faaliyetleriyle tespit edilen teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha ettiği belirtildi. Mühimmatlar: 5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 9 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet gövde komplesi, 1 adet namlu, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Strela hava savunma füzesi, 3 adet PKMS hafif makinalı tüfek, 1 adet bomba atar tüfeği, 60 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet güdümlü silah sehpası, 2 adet kayıt cihazı, 1 adet el telsizi, 7 adet sabit telsiz, 3 adet fotoğraf makinesi, 22 adet drone bataryası,
3 adet joystick yönlendirici kumanda, 1 adet HTZ kamera, 1 adet drone kamerası, 1 adet drone, 2 adet drone kumandası, 1 adet televizyon, 1 adet sinyal arttırıcı, 1 adet ocak, 1 adet jeneratör, 1 adet motorlu testere, 2 adet hilti ve hilti uçları, 7 adet akü, muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri, 1 adet havalandırma ünitesi. Denizli'nin 19 ilçesi ve 616 mahallesinde sürdürdüğü defin hizmetlerinin yanı sıra kent genelindeki toplam 827 mezarlığın bakım, onarım ve temizliklerini rutin olarak gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların en acılı günlerinde de yanlarında oluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için kent genelindeki ihtiyaç olan mezarlıklarda duvar, tel örgü, giriş kapılarının yenilenmesi, çit çekilmesi, çeşme ve kilit parke taşı döşenmesi gibi çalışmaları titiz bir şekilde sürdürüyor. İlçe ziyaretlerinde mezarlıklarda da incelemede bulunarak vatandaşların isteklerini dinleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin 19 ilçesi ve 616 mahallesinde bulunan tüm mezarlıklarda defin, bakım ve onarım işlemlerinin 2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu söyledi. Defin işlemleri, cenaze işlemleri her yönüyle Büyükşehir'imize ait ve onun sorumluluğunda. Biz de bu sorumluluğu yerine getirebilmek, ecdadımızın yapmış olduğu bu mezarlıkları pırıl pırıl ve ecdadımızı yakışır noktada çalışmaları sürdürüyoruz, yapılar yapıyoruz. Ecdadımıza saygı adına bu mezarlığımızın öncelikle duvarları yoksa duvarların çevrilmesi ve kapıların yapılması. Maalesef birçok mezarlığımız Büyükşehir olduktan sonra yapmış olduğumuz tespitte hiçbir duvar yok. Maalesef birçok hayvanlar gelip orada insanlarımızın mezarları üzerinde birçok olumsuzlar yaşanabiliyor. Veya otlar büyümüş, biçilmemiş veya kuruduğu zaman yangınlar çıkmış mezarlıklarda. Ve tabii bazen de çok ağaçlar iç içe girmiş, irim dediğimiz noktada olmuş ve insanlar mezarlığı bile yanaşma imkanı olmamış. Birçok mezarlıkları tespit ettik. İşte öncelikle etrafların duvarlarının çevrilmesi, eğer eksik varsa tamamlanması, sonra kapıların yapılması ve kapılarla giriş çıkış kontrol altına alınması ve onun sonunda da mezarlığın içinde insanlarımızın ecdadına, büyüklerine, kaybettiği yakınları ziyaret edebilmek adına yürüyüş yolların planlanması ve onların da kilit taşıyla, beton parkeyle döşenmesi işlemlerini sürdürüyoruz. İçeride çeşme ve su ile ilgili ihtiyaçlar varsa onları gidermeye gayret ediyoruz. Başkan Zolan tüm mezarlıkları ecrada yakışır hale getirdiklerini vurguladı. Bu yapılan işler, mezarlığı yapılan işler aslında bizim manevi dünyamıza yapılan yatırımlar ve ecdadımıza bize böyle bir ülke, böyle bir şehir, böyle bir mahalle bıraktıkları için, böyle bir insan nesli bıraktıkları için teşekkür mahiyetindir. Ve tabii ki ecdadımıza saygı anlamında onları sahip çıkabilmek ve gelecekte bu değerlerimizi, bu güzelliklerimizi de gelecek nesillere aktarabilmek ve buranın önemli bir yer olduğu ve düzgün bir yapılı kavuşması, şehir içindeki yollarımız nasılsa, şehir içindeki temizliğimiz nasılsa, mezarlıklarımızın da aynı seviyede olması noktasında gayretli çalışmalarımıza devam ediyoruz. DENİP Akademi Küresel Pazarlarda Ticari İstihbarat Eğitimi 11 Ağustos 2022 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenlendi. 3D Atlas'tan Nevsal Zülküf Ahhas tarafından sunulan eğitim programında ihracatta müşteri bulma yöntemleri, ticari istihbarat, rakip analizi,
firma, ürün ve GİTİP kodları üzerinden ithalat yapmış firmalara erişim, türev arama yöntemleri ile ticari istihbaratta başarının sırları, benzer ve tamamlayıcı ürünler üzerinden potansiyel alıcılara erişim, girdi çıktı analizi, ülke ve ürün ile sektör özelinde tedarik zincirleri çözümleme yöntemleri gibi konu başlıkları üzerinde duruldu ve katılımcıların talebi doğrultusunda canlı örnek çözümleri yapıldı. Eğitim programı yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİP Akademi eğitimlerine 18 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek olan İkna Becerilerini Geliştirme ve Müzakere Yönetimi eğitimiyle devam edecek. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında Denizli'den Haim Tekstil, Tek Tekstil ve Tex Proses 2022 fuarına katılan firmalarla değerlendirme toplantısı yaptı. Fuarda dikkat çekici bir küme oluşturulduğuna dikkat çeken katılımcılar, DETO sayesinde iyi bir itibar yakaladıklarını dile getirip Başkan Erdoğan ile ekibine teşekkür ettiler. Bu arada proje kapsamında ilk ihracat da geldi. Fuara katılan firmalardan biri teknik tekstil ürününü Almanya'ya sattı. DETO Başkanı Uğur Erdoğan toplantıdaki açılış konuşmasında fuara katılan firmaların organizasyonları sayesinde iş bağlantısı yaptıklarını görmekten mutluluk duyduklarını açıkladı. Başkan Erdoğan projemiz kapsamında geçtiğimiz Haziran ayında Messe Frankfurt fuar alanında bu yıl ilk defa Haim Tekstil Fuarı ile aynı anda düzenlenen Tek Tekstil Fuarı'na toplu halde katıldık. Teknik tekstil üretmeye başlayan 12 firmamızın ortak kullandığı bir stand açtık. 15 firmamızın da ziyaretçi olarak bu fuara gitmesini sağladık. Denizli olarak 30 kişilik geniş bir heyetle oradaydık. COSGAP desteğiyle katılanları da hesaba kattığımızda bu sayı 100'ü geçti. Bizimle Almanya'ya giden proje grubumuzun tüm masraflarını karşılayarak teknik tekstil konusunda iş yapmalarının önünü açmak istedik. Fuarda da görüldüğü üzere ülkemizin standının haricinde sadece Denizli'nin yani bizim böyle bir girişimimiz vardı. Bu sayede bazı firmalarımızın iş bağlantıları bile yaptığını duydum. Standımızı ziyaretim sırasında iş görüşmeleri yaptığınıza da bizzat şahit oldum ve sevindim. Bu yıl ev tekstilleri alanında 980, teknik tekstiller kısmında 1250, proses kısmında ise 240 firmanın bulunduğu fuarda toplam stand sayısı 2470'ti. Pandemi öncesinde 2020 yılında yapılan en son fuara göre bu sefer öne çıkan ise teknik tekstiller kısmıydı. Bu da projemizin ne kadar doğru bir tercih olduğunu ve geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu hepimize gösterdi. Özellikle pandemi sürecinde önem kazanan medikal tekstillere olan ilgi bizlerin de dikkatini çekti diye konuştu. Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Ortak Çalışma Grubu takım lideri Fernando Merino da fuarı değerlendirmesi yanında önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladıkları organizasyonları hakkında bilgi verdi. Merino, küme birlikteliği açısından bu fuar iyi bir örnekti. Bundan sonra farklı sektörlerdeki kümelere çalışma ziyareti gerçekleştireceğiz. Örneğin otomotiv kümelenmesine ziyaretimiz olacak. Aynı zamanda Portekiz'e gidecek tekstil kümelerini, araştırma merkezlerini, yenilik ve tekstil birlikteliklerini, teknoloji kümelenmelerini göreceğiz. Kümenin vizyon ve misyona ihtiyacı var. Bu proje ve Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz ile bunu da gerçekleştireceğiz diye konuştu. Toplantıya katılan Batutek Teknik Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi'nin temsilcisi Sebahattin Sertçelik, fuarın başarılı geçtiğini söyledi. Başkan Erdoğan ile ekibine emeklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ertex Kadife Tekstil Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi'ni temsilen toplantıya katılan Sait Özbahar ise teorik olarak teknik tekstille ilgili bilgilerinin olduğunu ancak Denizli'de teknik tekstile dönüşüm eğitimlerinde mevcuttaki makinelerin bile teknik tekstil için kullanılabileceğini öğrendiklerini, bu sayede firma sahiplerinin teknik tekstile yönelmelerine katkı sağlandığını ifade etti. Menekşe Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin temsilcisi Aylin Arıcı da proje sayesinde üst yönetimlerini teknik tekstil konusunda ikna etmeyi başardıklarını dile getirip Denizli Ticaret Odası'na teşekkür etti. Temaş Tıbbi Malzemeler ve Sargı Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Yavaş, prosedürler nedeniyle çoğu zaman kamu kurumlarının desteklerinden yararlanamadıklarını belirterek,
Denizli Ticaret Odası sayesinde ilk kez çok rahat ve basit bir şekilde fuara katıldık. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Kamu kurumları içerisinde katıldığım ilk organizasyon Denizli Ticaret Odası'nınki oldu. İlgi ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum, dedi. Akdoğan Tekstil'in sahiplerinden Mustafa Akdoğan ise yeni ürünlerin sertifikasyonunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Akdoğan, farklı bir konfigürasyonda ürün geliştirdiğimizi beyan ettiğimizde TSE mevcut veri tabanına göre tarama yapıyor. Özgün geliştirilen ürünlere dair ise bir standart olmuyor. Bu sıkıntının çözülmesi gerekiyor. Mesela Solingen Almanya'da bir şehir. Şehrin adını alan bir üst marka olarak kalite kıstaslarını belirlemiş. Biz de Denizli'de teknik tekstile dönüşüm projesinde kalite standardı belirleyip marka oluşturabiliriz diye konuştu. Başkan Erdoğan da kurumlarla ilgili yaşanan bu gibi sıkıntıların kendilerine iletilmesi halinde çözümü için tarafları görüştürebileceklerinin altını çizdi. Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, yoğun iş temposuna rağmen her fırsatta düğün sünnet merasimlerine katılarak hemşerilerini yalnız bırakmıyor. Başkan Şevik, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İbrahim Aksüt ve Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fevzi Mercan ile birlikte Buldan'ın yetiştirdiği bilim insanlarından Profesör Doktor Osman Zeki Avralıoğlu'nun Buldan'da ikamet eden doktor kızı Ayşin Avralıoğlu'nun Muharrem ayı dolayısıyla verdiği aşure hayrına katıldı. Başkan Şevik burada yaptığı konuşmada ilçemizin yetiştirdiği değerli bilim insanı Osman Zeki Avralıoğlu'nun kızı Doktor Ayşin Avralıoğlu'nun düzenlediği aşure hayrına katılım sağladık. Birlik ve beraberlik aşının yapıldığı Muharrem ayı topraklarımızda binlerce yıldır hoşgörü ve sevgi içerisinde devam ediyor. Yapılan hayrı Allah kabul etsin, dedi. Başkan Şevik ve beraberindekiler daha sonra Buldan Belediyesi düğün salonunda verilen Server Çoban ile Çağatay Aslan çiftinin düğün yemeğine katıldı. Çoban ve Arslan ailelerine hayırlı olsun temennilerini ileten Başkan Şevik, yeni yuva kuracak çiftlere kahve fincanı hediye etti ve bir ömür boyu mutluluklar diledi. Başkan Şevik, ziyarette yaptığı konuşmada ise her fırsatta halkımızla birlikte olmaya devam ediyoruz. Mutluluklarında dar günlerinde de yanlarında olacak, belediye olarak üzerimize düşen her konuda gerekli desteği vereceğiz. Düğün, nikah ve sünnet gibi merasimlerde de aynı şekilde ailelerin ve gençlerimizin heyecan ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaktan büyük sevinç duyuyor, çiftlerimize mutluluklar diliyorum, dedi. Başkan Şevik, 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde Muğla Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenecek İller Arası 30 Ağustos Zafer Kupası karate müsabakalarına katılacak olan sporcuları da ziyaret etti. Milli Hakem ve Belediye Kültür Merkezi antrenörlerinden Suat Özdemir'den turnuva ile ilgili bilgi alan Başkan Şevik, genç karatecilere başarılar diledi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tarımsal üretimi desteklemek ve teşvik etmek için ilçenin bereketli topraklarında üretime devam ediyor. Şevketi Bostan, Enginar, Kuşkonmaz, Kekik, Ekmeklik, Buğday, Kara Kılçık buğdayı ve daha birçok tarımsal ürünü yetiştiren Efeler Belediyesi, Gödrenli Mahallesi'ndeki 30 dönümlük domates tarlasından ilk mahsulü aldı. Nisan ayında domates tohumlarını toprakla buluşturan işçiler, sepetlerini %100'lük kadın emeği tarımsal ürün fabrikasında işlenecek domateslerle doldurdu. Hasat edilen domatesler Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde yetiştirilen diğer ürünler gibi belediyenin %100 kadın emeği tarımsal ürün fabrikasında işlenecek. Fabrikanın tamamı kadın olan işçilerin üreteceği İtalyan bir çeşit olan San Marzano domates konserveleri Efe Bakkal raflarında vatandaşların tüketimine sunulacak. Efeler halkına daha rahat bir yaşam sunmak için tarımsal çalışmalara da önem verdiklerini söyleyen Başkan Atay, Efeler halkımız için güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdayı sağlamayı görev biliyoruz. Halkımıza ve efelerimizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için tarımsal çalışmalarımız devam edecek, diye konuştu.
göreve geldiği ilk günden bu yana kalkınma kırsaldan başlar anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Şimşelli ve Aşağı Öğrencik Mahallesi'ndeki 3 kilometrelik bağlantı hattında yeni yol çalışması başlatan Nazilli Belediyesi, her iki noktadan eş zamanlı olarak yol çalışmalarına başladı. Yıllardır yollarının yapılmasını bekleyen Aşağı Öğrencik ve Şimşelli Mahallesi sakinleri belediye ekiplerini işbirliği içerisinde parke taşı döşemek için kollara sıvadı. Aşağı Öğrencik Mahalle Muhtarı Haydar Kırbaş, Nazilli Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şu anda Şimşelli bağlantı yolunun üzerinde çalışmakta olan yolumuzda Şimşelli için, bizim için çok önem taşıdığı için Nazilli Belediyemizin bu yolu değerlendirip bizi desteklerinden dolayı halkım adına, benim şahsım adına teşekkür ediyorum. Şimşelli'ye yol yapılmaktadır ve köyüm adına muhtarımı ve belediye başkanımı teşekkür ederiz. Köyümüze ait Şimşelli ve Aşağı Öğrenci Köyü'nün bağlantı yolumuz başlamıştır. Bu yol bizim için çok anlam ifade ediyor. Bu yolda pay sahibi olan Sayın Muhtarım ve Nazilli Belediye Başkanımız adına çok teşekkür ediyorum. Virtürk Yönetim Kurulu üyesi Vekil Erdağ'ın kızı Halime Erdağ, muhteşem bir düğün töreniyle hayatını Yavuz Selim Çınar'la birleştirdi. Songül ve Vekil Erdağ'ın kızları Halime Erdağ ile Hatice Ahmet Çınar'ın oğulları Yavuz Selim Çınar, Kültür Sitesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen törenle dünya evine girdiler. Genç çiftin nikahlarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıyarken, çiftlerin nikah şahitliğini Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfi'den, Büyük Birlik Partisi Denizli İl Başkanı İsmail Karateke, Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem İl Başkanı Cafer Birtürk, Virtürk Marmara Bölge Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdağ, İş İnsanı Osman Çalayır ve sanatçı Efe Güngör yaptı. Nikah töreninde Halime ve Yavuz Selim çifti, iyi günde kötü günde ömür boyu birlikte olmaya evet dediler. Sayın Halime Erdoğan, kendi arzu ve isteğiyle hiçbir baskı altında kalmazsın. Sayın Yavuz Selim Çınar'la evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet, evet, evet. Nasıl yeter? Yorulursunuz. Yeter. Tebrik ederim. Yorulmadım, değil mi? Ama sizinki en az 10 kat. Ama Sayın Yavuz Selim Çınar, kendi arzu ve isteğiyle hiçbir baskı altında kalmazsın. Sayın Halime Erdoğan'la evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet, evet, evet! Nasıl? Gayet iyi. Maşallah. Canından içten duyup beyanı aldık. Kulübe canı yürüyünden şahitlik ediyorum. Allah ömür boyu mesul etsin, bahkar etsin. Evlilik Hanım, intihar edin rahat. Ben de şahitlik ediyorum. Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum. Hayır mübarek olsun. Vaktim iki canla. İki canla mutlu ve bahkar etmiş. Ben de şahitlik ediyorum. Hayır uğurlu olsun. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet, ben de şahitlik ediyorum. Allah nasip etsin. Hayır olsun. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Bizim böyle mutlu bir anımıza paylaşmanızdan dolayı ailece saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Biz de, ben de Mehmet Erdağ olarak damadımız Yavuz Bey'e, yeğenim Halime Hanım'a bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Onları çok seviyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Evet sevgili gençler, o güzel evetlerimiz de şahitlerimizin kabulü ve tüm misafirlerimizin güçlü alkışlarıyla ben sizleri şu ana itibaren evlendiriyorum. Allah size yetiştiriyor, mutlu, mutlu, mesut ve bahk ederiz. Sevginiz, mutluluğunuz, muhabbetiniz böyle evetleriniz gibi artarak sürsün. Allah'ın yolunuzu açık etsin. Hep güzelliklerle karşı karşıya gelin inşallah. Annelerimiz, babalarınız nadice güzelliklerinizi, hürmetlerinizi görsün. Allah'ım size iki cihan saadet versin. Eviniz hayırlı, mübarek olsun efendim. Thank you.
Evet sevgili gençler, imzamızı atıp ikametimize resmen gerçekleşmiş olduk. Yeni bir ailemiz, yeni bir yuvamız oldu. Bu ailemizin de tanısı, bu aile cüzdanı, evli cüzdanı. Yavuz Yedin, bu yarı yarı ortak yüzde yüzde hisleri. Bu top kimde durdu? Hakkelemiyoruz. Şöyle kendilerine ders ver. Hayırlı gelsin. Hayırlı mübarek olsun. Hayırlı mübarek olsun. Düğün törenine Erdal ve Çınar ailelerinin yanı sıra protokol üyeleri, iş insanları ile akrabaları ve genç çiftin arkadaşları katılım sağladı. Virtürk ailesi olarak bizler de genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dilerken, Erdal ve Çınar ailelerine hayırlı uğurlu olması temennilerimizi iletiyoruz. Bugün 13 Ağustos. Türkiye'de mizah dergiciliğinde yeni bir dönem başlatan, dünyada en çok satan 3. mizah dergisi unvanını taşıyan, birkaç neslin hafızalarında önemli yer tutan ve yaratıcısı Oğuz Aral'ın yetiştirdiği çiçeği burnunda karikatürcülerin Türk mizahına çeşitli yayın organlarında hala devam ettirdiği Gırgır'ın 50. kuruluş yıl dönümü. Önceleri Gün Gazetesi içerisinde sayfa olarak yayına başlayan 13 Ağustos 1972 tarihinde de üzerinde tarih kullanılmadan gazetenin eki dergi olarak basılan ve 500 bin lira aşan baskı sayısıyla dünyanın sayılı mizah dergileri arasında en ön sıralarda kendine yer bulan Gırgır artık yayınlanmıyor olsa da unutulmuyor. Gırgır'ı kuruluş, gelişim ve efsane dönemlerini yaşayan Oğuz Aral'ın öğrencilerinden ve derginin önemli isimlerinden Cihan Demirci anlattı. Gırgır'ın değişik kaynaklarda dergi olarak farklı tarihlerde basıldığına dair bilgiler dolaştığını belirten Demirci, baskıların büyük bir bölümünü arşivinde bulundurduğunu ve ilk baskı tarihinin kesinlikle 13 Ağustos 1972 olduğunu söyledi. Bizim yetişmemizi sağlayan yetiştiğimiz dergi Gırgır 2022 yılında 50 yaşında. Gırgır dergisini çıkaran ustamız Oğuz Aral bunu çok farklı bir şekilde çıkartmıştır. Gerçekten benzeri pek yoktur dünya üzerinde. Bir dergi olarak çıkmamıştır. Şimdi Haldun Simavi, Sedat Simavi'nin oğlu, yani Hürriyet gazetesini çıkaran Türk yayıncılığının babası denebilecek bir kişidir Sedat Simavi. Onun iki oğlundan biri Haldun Simavi, Günaydın gazetesini çıkarttı 60'ların sonlarında. Günaydın 1 milyon satınca, büyük bir ilgi görünce web offset tekniğiyle Türkiye'de hiç uygulanmamış, fotoğrafı öne çıkaran, haberleri kısaltan, biraz magazin boyutları olan ama okurun çok ilgi gösterdiği bir gazete anlayışını başlattı. İşte bu gazete anlayışının bir yayını da aslında Gırgır dergisidir. 1972 yılında Haldun Simavi Gün gazetesini çıkarttı. Yani Günaydın çok satınca bir gazete daha çıkartayım dedi. Gün gazetesinin içerisinde Oğuz Aral 1/4 oranında bir sayfa hazırlamaya başladı. Bu sayfanın adı, köşenin adı daha doğrusu, köşenin adı Gırgır'dı. Tek başına Oğuz Aral orada böyle komik haberler, vinyet dediğimiz çizim altında bir komik haber, işte karikatürler. Bu okurdan çok ilgi gördü. Gün gazetesi de iyi bir satışa ulaşmıştı. Derken Haldun Simavi çok kurt bir patron. Gerçekten anlatırlar, matbaaya gidip her gün sabaha karşı gazete baskısını bile kontrol edecek düzeyde işine hakim bir adam. Oğuz Aral'a diyor ki biz bu köşeleri arka arkaya toplayalım, bir dergi şekline sokalım, Gün gazetesinin mizah ilavesinden seçmeler diye piyasaya verelim. Bakalım ne oluyor? Yani bir deneme yapıyor aslında. Böyle bir şey pek yoktur. Hani bir dergi hazırlarsınız, o dergi yayına çıkar. Bu çıkıyor ve ilk çıktığında tarih bile yoktur. Şimdi size ilginç bir şey söyleyeyim. Gerçekten Gırgır'ın tarihini ustam Oğuz Aral'a da sormuştum. Yani çıktığı tarihi bana şunu demişti. Oğlum biz o dergiyi öyle bir çıkarttık ki tarihine bakmadık bile. Ağustos ayıydı ama
Künye'de de yazmadığı için Oğuz Aral bana bir tarih verememişti. Ben meraklı bir mizahçı olarak, mizah tarihine de hayatını vermiş biri olarak eski gırgırları önüme aldım. Gırgır'ın yaklaşık bir yılı aşan bir süre boyunca tarih yoktur üstünde. Yani bulması çok kolay değildir ama ben tarih çıkan ilk sayıdan geriye doğru saydım ve 13 Ağustos 1972 tarihini buldum. Bu medyada hep yanlış 28 Ağustos, 26 Ağustos gibi yanlış tarihler vardı. 13 Ağustos'ta çıkmış ama dediğim gibi bir dergi değil. Henüz 4-5 kişi var kadroda. 1970'lerin ortasına geldikten sonra Gırgır kimliğini bulmaya başlar. Bu da Oğuz Aral sayesinde olmuştur. Gırgır ilk çıktığında tirajı 45 bin. Yani birinci yılın sonunda 45 bin tiraja ulaşıyor. Bu bile çok büyük bir tirajdır. İkinci yıl 65 bin tiraja ulaşıyor. Üçüncü yılın sonunda Gırgır 100 bini buluyor. Dördüncü yılda 131 bin. Beşinci yılda 188 bin. Ve 12 Eylül 80 darbesinin ardından Gırgır 500 bine ulaşıyor. Dünyanın en çok satan 3. mizah dergisi olmayı başarmış bir yayındır. Gırgır 50 yaşında. Anılarımız, çocukluğumuz, ilk gençliğimiz, mizahın o güzelim yılları. İyi ki var oldun Gırgır ve sen de çok yaşa Oğuz Aral.